Kafasının arkasında yarmışlar mı? Ne yapmışlar abi? Yara bantı gibi bir şey var burada. En son kolttaki detayı fark ettiniz mi bilmiyorum ama buradaki yazılar. Bakın burada bir şeyler yazıyor ama ne yazdığını görmüyoruz. Şurada bir şeyler yazıyor abi. Burada ne yazdığını tam göremiyoruz. Bakın şurada bir şey var abi. Buradaki ne? Şimdi bakın burada bir karakter gibi bir şey görüyoruz. Buradaki fotoğraf. Bu arada burada yazıyı okuyabiliyor muyuz arkadaşlar? Bakın bu işte. Onun hemen yukarısında başka bir şey daha yazıyor ama onu okuyamıyoruz. Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar her Brawl Talk'ta olduğu gibi Brawl Talk'un sonunda biliyorsunuz ki Brawl Talk'ta fark etmediğimiz detaylar var mı? Bir de onları inceliyoruz. Bugün ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi Brawl Talk'un heyecanıyla ilk izlenimde bir şey fark edemiyoruz ama Brawl Talk izledikten sonra tekrar bir göz attığımızda gerçekten ilginç durumlar var ki bu Brawl Talk'ta var bence yani ilginç durumlar. Şimdi onlara bakacağız arkadaşlar. Örneğin bir arkadaşımız Penny'nin canını atmış bana. Abi Penny'nin canı artmış falan diye de ben Penny'nin canına hiç dikkat etmedim yani. Canı artmış sanki buff geliyor gibi ama bilmiyoruz arkadaşlar. Artık o kadar bir bilgimiz yok. Onu söyleyeyim. Şimdi sezonumuzun Brawl Talk'u bu şekilde başladı. Yeni sezonumuzun adı bir varmış bir yokmuş. Sezonu sanki böyle bir masallar diyarına girdik gibi arkadaşlar. Yeni karakterimiz Ash. Arkadaşlar yeni karakterimizin biliyorsunuz ki daha biz bu karakteri görmeden önce bu yani Twitter'daki görselde arka tarafta bir durum vardı. O yeni karakter olabilir demiştik. O yeni karaktermiş arkadaşlar. Tabii ki ilk başlarda farklı birçok şeyler düşündük ama daha sonra yeni karakter olabilir gibi düşünürken evet yeni karaktermiş ama ben ilk başından beri o elindeki süpürgeyi yeni karaktere ait olduğunu düşünmüştüm. Acaba Mortis'e bir kostüm de olabilir mi dedim ama yeni karakterimize ait olabileceğini düşünmüştük ve yeni kromatik savaşçımız Ash. Arkadaşlar muhtemelen biliyorsunuz ki biz Brawl Talk'lar gelmeden önce triolara bakıyoruz. Yeni savaşçımız hangi trioya geldi şeklinde ama bu trio tamamen bambaşka bir trio gibi düşünüyorum. Çünkü hangi güçlüye geldiğini söylemediler. Yani muhtemelen buradaki yeni bir ortam dediğine göre yeni ortama ait artık kale üçlüsü mü olur artık? Bu ne üçlüsü olur bilmiyoruz. Ama bu bambaşka bir üçlüye gelmiş gibi görünüyor en azından şu an için. Tabii ki ilerleyen zamanlarda açıklama yapılırsa görürüz ama şu an için öyle görünüyor arkadaşlar. Yani atışı bu savaşçının atış şekli bana Nita'yı hatırlattı. Yani Nita'ya benziyor diye düşündüm ama sanki şöyle yakından da baktığımız zaman böyle tam bu süpürgesinin yanında kırmızı da bir şey çıkıyor arkadaşlar. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. Ve bu karakterimizin hemen şurada bak yani o hani iki tane alttaki öfke çubuğu var ya. Öfke çubuğunun yanında da bir çizgi var. Bakın şöyle alt çizgi var. Hemen şöyle yakınlaştırıyorum. Şu çizgiden bahsediyorum. O çizgide muhtemelen o öfke çubuğu doldukça artıyor. Bir kral tacı gibi bir şeye dönüşüyor. Bir kale gibi bir şeye dönüşüyor. Zaten buraya baktığımız zaman oradaki çizginin biraz daha arttığını görebiliyoruz ve öfkesi hasar aldıkça artan öfkesi iyice çıkıyor ama şuraya baktığımız zaman öfkesi artık yavaş yavaş artmış, hasar almış ve burada gördüğünüz gibi kale yani yanındaki çizgi olan şey yavaş yavaş artmış ve orada kral simgesi çıkmış gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafa baktığımız zaman ultisi yani detaylara da bakacağız. Şimdi fark etmediğimiz durumlara da bakacağız arkadaşlar da şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi birazdan dikkatimizi çeken bazı birkaç nokta var. Çünkü kale duvarlarında bazı yazılar var. Onlara da bakacağız arkadaşlar da. Şimdi buraya baktığımız zaman buradaki ultisi sanki Albay Ruffs'ın ultisi gibi tepeden abi bu neye benziyor bilmiyorum ama yine bir çöp kutusu gibi bir şey bırakıyor ve Rats botları dedikleri yardımcıları çağırıyor. Yani Mr. P'nin yardımcıları gibi düşünebiliriz ve buraya baktığımız zaman 420 canlı şekilde yine 420 vurduğunu görüyoruz. Arkadaşlar benim burada dikkatimi çeken konulardan birisi buradaki yazılar. Bakın burada bir şeyler yazıyor ama ne yazdığını görmüyoruz. Hatırlarsanız Brawl Talk'un tanıtıldığı fotoğrafta duvarlarda bir şeyler yazıyordu. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama şimdi buradan dolayı göremiyorum da şurada bir şeyler yazıyor abi. Burada ne yazdığını tam göremiyoruz. Bakın burada E var yine. Hatırlarsanız Brawl Talk ön gösterim fotoğrafına da baktığımızda yine orada E harfini görebiliyorduk. Peki burada ne yazıyor? Yani tabii ki Dani ve Paolo'dan dolayı biz bunu göremedik arkadaşlar ama tabii ki ilerleyen zamanlar artık ne olduğuna bakacağız. Öğreneceğiz sizlerle paylaşırız diye düşünüyorum. Vallahi arkadaşlar Brawl Talk şu an videoyu yarıda kesip Brawl Talk'u tekrar izledim baktım ama yani tamam Dani ve Paola'nın görüntüsünün arkasında tam net hali de görünüyor fakat
ne yazdığı yine okunmuyor. Ama onunla ilgili acaba böyle durumlar olursa, tabii ki öğrendiğimiz şeyler olursa sizlerle paylaşacağım. Yani şurada ne yazdığını gerçekten ama gerçekten anlamadım. Yani Brawl Talk'u tekrar izledim, yine anlamadım arkadaşlar. Ve şimdi burada sezonun ilk kostümünü görüyoruz arkadaşlar. Prenses Shelly. Şimdi orada fotoğrafta bir Bull vardı, First vardı. Yani orada bir ters köşe olduk gibi sanki arkadaşlar. Çünkü biz sezonun ilk kostümü Bull'a beklerken gördüğümüz gibi Shelly'ye geldi. Ama Shelly'nin de kostümü gerçekten güzelmiş. Buraya baktığımız zaman, hemen diğer tarafa geçtiğimiz zaman, ayrıca sezon temaya özel yeni ortamlar da inanılmaz güzel. Şurada bir şey var abi. Buradaki ne? Şimdi bakın, burada bir karakter gibi bir şey görüyoruz. Buradaki fotoğraf artık nedir, kimdir bilmiyorum ama burada acaba bu Pam olabilir mi? Yani muhtemelen Pam'dir diye düşünüyorum ama sizin başka bir düşünceniz var mı? Burada bir tane fotoğraf var, yani burada gördüğümüz kadarıyla birisi var. Şuralarda bir şeyler var mı diye bakıyorum. Burada bir ateş var, yani buradaki kale tarafının hasar aldığını görebiliyoruz. Tabii ki biz yine biliyorsunuz ki her sezon yeni gelen temamızdaki haritalarımızı inceliyoruz. Bu haritayı da sizin için bir inceleriz arkadaşlar. Hemen şuraya bakıyoruz. Yan tarafa geldiğimiz zaman işte buradaki önemli detaylardan birisi aslında bu kostüm arkadaşlar. Şimdi burada Unicorn Şövalyesi Barley şeklinde bir kostüm var ve Unicorn. Yani biliyorsunuz ki bu Unicorn durumunu Star Park listesinde bir Unicorn boynuzu görmüştük arkadaşlar. İşte burada da Barley'i görebiliyoruz. Geçiyoruz kenara. Evil Queen Pam. Pam'in inanılmaz güzel bir kostüm arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman bir ejderha sesleri duyuyorduk. Pam'in yanında ejderha durumunu görebiliyoruz. Yeni El Primo kostümündeki ejderha durumunu görebiliyoruz. Gerçekten güzel bir sezon olacaktır diye düşünüyorum. Fakat ben bu sezonla alakalı sanki bu Brawl Talk'un, bu arada burada yazıyı okuyabiliyor muyuz arkadaşlar? Bakın bu işte. Bu yazı da burada ne yazıyor abi? Burada Spude falan mı yazıyor? Ne yazıyor burada? Spude yazıyor olabilir mi burada? Gerçekten burada bir şey yazıyor. Bakın bu önemli olabilir. Onun hemen yukarısında başka bir şey daha yazıyor ama onu okuyamıyoruz. Onu okumamız imkansız. Yani yeni haritalarımızı sizlerle beraber yeni güncelleme gelince incelememiz gerekiyor, açıkça söylemek gerekirse. Burada neler varmış? Burada bir şey yok arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Yani burada çok önemli bir şey yok ama dediğim gibi yeni güncelleme gelince bakacağız. Az önce ne diyordum gerçekten unuttum. Yeni kostümlerimizden birisi de Prens Sprout. Burada da El Dragon, yani El Primo'nun güzel bir kostümü. Şunu diyordum arkadaşlar az önce. Yani bu Brawl Talk'ta mesela bu biliyorsunuz ki Gladiator Colette kostümü vardı. Yani bu temaya uygun olabilir. Yani Paola'nın kıyafetine baktığımız zaman şövalye, gladiyatör sanki uygun olabilirdi. Neden gelmedi bilmiyoruz ama bence bu sezon oldukça gizemli. Yani bu sezon gizemini koruyarak geldi diye düşünüyorum. Artık ilerleyen zamanlarda ne olacak hep beraber göreceğiz. Burada biliyorsunuz ki Güç Ligi kostümü 50 maçtı kazanma, artık 30 maça düşürüldü. Artık herkesin alabilmesi için çok güzel bir kostüm ve 25.000 yıldız puanı karşılığında alabileceğimiz bir kostüm. Burada Falcı Piper var. Falcı Piper benim en beğendiğim kostümlerden birisi oldu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Ay Festivali için alınacak kostümlerden birisi, almam gereken kostümlerden birisi. Piper'ın bu kostümü gerçekten inanılmaz. Hoşuma gitti arkadaşlar. Burada Handsome Colt var arkadaşlar. Handsome Colt, ilginç bir detay var. Handsome Colt'taki detayı fark ettiniz mi bilmiyorum ama Handsome Colt, yani Colt saçlarını kazıtmış arkadaşlar. Gördüğümüz gibi kafasının arkasında yarmışlar mı ne yapmışlar abi, yara bantı gibi bir şey var burada. Saçları kesmiş, sakalları kesmiş, bayağı bir karizma bir abimiz olmuş. Colt gerçekten bu da güzel kostümlerden birisi ama kafasının arkası sanki biraz yarılmış gibi geliyor bana, artık bilmiyorum ne oldu arkadaşlar. Burada gerçekten önemli bir detaylardan birisi bu yeni durum, yani yeni hesaplaşma modu. Adam öldürdükçe kupa kasacağız. Yani bakın burada Piper daha bir kişi öldürmüş artı bir kupa. Burada bir kişi öldürünce iki kupa oldu. Yani iki kişi öldürmüş. Ama arkadaşlarımız şöyle anlamışlar. Bence öyle değildir diye düşünüyorum. Yani kaç kişi öldürdüysek o kadar mı kupa kazanacağız? Hayır, öyle bir şey yok. Yani öyle değildir. Çünkü birazdan göreceğiz. Yani normal hesaplaşma moduna girdim. İkinci oldum. 8 kupa kazandım. 2 kupa, 2 kişiyi daha öldürdüm. 10 kupa oldu. Bir kere de öldüğüm için 1 kupa da düştü. 9 kupa kazanmış oldum. Nasıl yani? Hemen burada. Şimdi buradaki Piper oyuna girmiş arkadaşlar. Baktığımız zaman 8 kupa kazanmış değil mi? 8 kupasını kazanmış. 2 tane de kişi öldürmüş içeride. Normalde 10 kupa kazanması gerekiyordu. Ama ikinci olduğu için bir kere de öldü ya. 2 kişiyi öldürüp 1 kişi öldüğü için 1 kupa kazanmış oldu. 2-1 1 oluyor yani. Doğal olarak 8 artı 1 olacak. 9 kupa kazanmış olacak. Buradan baktığımız zaman da onu görebiliyoruz. Yani Brawl Talk'ta da onu görebiliyorsunuz. Burada kulüpler.
kulüplerle ilgili üzücü durumlar var arkadaşlar. Artık kulüpler 30 kişilik olacak. Yani bu da muhtemelen artık biliyorsunuz ki kulüplerle alakalı iyileştirmelerden bahsettiler. İyileştirmeler olabilir olabilir diye düşündüler ama artık muhtemelen herhalde kendi düşünceme göre kulüp savaşlarının bir altyapısını hazırlıyorlar gibime geliyor. Çünkü 30'a düşürüp kulüplerle iyileştirmeler yapacaklarsa muhtemelen güzel köklü bir değişiklik olacaktır diye düşünüyorum. Bu 30 gün içerisinde kulüplerle alakalı yenilikleri yapmanız gerekiyor. Yenilik derken kulüpleriniz varsa eğer 100 kişiden 30'a düşürmeniz gerekiyor. Düşürmezseniz bizim yerimize düşüreceklermiş arkadaşlar. O yüzden arkadaşlarımızla yani en azından 30 kişi kalacağınız için diğer arkadaşlarımızla vedalaşacağız gibi görünüyor. Tabii ki de o da bir üzücü durum. Yani bir senedir, 1,5 senedir kulübümüz var. Arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz ama yani kulüplerin iyiliği açısından da ayrılık gerekiyor. Evet, buraya baktığımız zaman 30 kişi durumu var. Şimdi burada başka bir ilginç durum var. Bu değişikliğin tarihi onaylanmış değil tabii ki ama buradaki durum gerçekten ilginç bir durum. Şimdi emojilerden bahsettiler, durumlardan bahsettiler. Yani animasyonlu emojilerden, rozetlerden bahsettiler ama burada Squeak'in ekranında alt tarafta bir durum benim dikkatimi çekti. Alt tarafta Squeak'in kostümü yok, bir kostüm mü gelecek? Şimdi bunu böyle de düşünmemek gerekiyor aslında. Yani ben beklemiyorum Brawl Talk ama gizemli bir Brawl Talk ama bunu böyle de düşünmemek gerekiyor. Şimdi buraya baktığımız zaman bunlar sonuçta bir test hesabı üzerinden yapılıyor diye düşünüyorum ben. Artık orada yeni bir şeyler deniyor olabilirler belki. Yeni bir kostüm deniyor olabilirler. Ya da farklı bir şey de olabilir. Artık ne olacağını bilmiyorum ama burada böyle bir durum var. Hani yeni kostüm, yani yeni kostüm olsa tanıtırlardı diye düşünüyorum. Yeni kostümle alakası olmayabilir ama bu en azından bir test hesabı üzerinden denildiği için acaba bir fan yapımını mı deniyorlar veya farklı bir şey de olabilir. Artık ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama burada Squeak'in altında bir durum olduğunu görebiliyoruz ki birçok arkadaşımız da benimle bunu paylaşmışlar arkadaşlar. Frank'in yeni animasyonu, yeni DJ Frank'in animasyonu, gördüğünüz gibi Skeletor Piper'ın animasyonu, yeni güncellemeyle verilecek olan bir bedava mega kutu ve burada gördüğümüz gibi arkadaşlar altın kostümler, Sandy, Gale, Bee, Nani ve Bo'ya gelecek olan altın kostümleri de bu şekilde bize göstermiş oldular ama benim şuradaki şey daha çok dikkatimi çekti. Bu nedir acaba? Bu ilginç bir durum dikkatimi çekti. Evet, bugünlük benden bu kadar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.